Atomu parçalayabilirsiniz ama Türkiye'yi parçalayamazsınız. Vatan Savaşı'ndan milli hükümete Atatürk devrimleri ve çıkış yolu konulu konferansta konuştu. Önemli mesajlar verdi. Amerika'nın Türkiye'de iktidarları belirleyemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. PKK'yı hendeklere gömdük. NATO planlarını yerle bir ettik. Bilecik'teydi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Açıklamasında NATO'nun Türkiye'yi hedef tahtasına koyduğunun altını çizdi. Türkiye'nin büyük bir hakikatle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak silahı Amerika Birleşik Devletleri yani NATO PKK'ya veriyor. NATO gerçeği bu. 72 yıldır yaşıyoruz o gerçeği. İfadeleri netti Perinçek'in. Hedefinde Amerika vardı. 15 Temmuz'u hatırlattı. 15 Temmuz gecesi o gladiyörle tanıştık. Bir Türk-Amerikan savaşı oldu. Türkiye için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Perinçek, Türkiye, İran, Rusya birliğine vurgu yaptı. Büyük mücadelenin içinde Türkiye dostlarını keşfetti. İran, Türkiye, Rusya cumhurbaşkanları buluşuyor. Silah arkadaşı olduk bu ülkelerle.